Merhaba çocuklar. Bugün sizinle pastel boya manzara resmi çalışacağız. Haydi başlayalım. Evet, bugün sizlerle 3 tane manzara resmi yapacağız. O yüzden kağıdınızı 3 parçaya bölmenizi istiyorum. Onu katlaya katlaya yapabilirsiniz. Ben şu şekilde yapmıştım. Bir tanesini bir katladım. Daha sonra da şu taraftakini de şöyle getirdim. Şöyle yapabilirsiniz. Şimdi bunları şuralarından keseceğim. Ve bunları size biraz küçülttüreceğim. Çünkü daha sonra resim defterimizi tekrar yapıştıracağız. Şimdi bunları kesiyorum. Evet, kağıtları kestim. Daha sonra bu kağıtları şu şekilde bir cetvel boyutu kadar küçültmenizi isteyeceğim. Şöyle bir cetvel boyu kadar şuradan çizin. Hepsini birer tane hemen üst kısımlarından ya da alt kısımlarından hepsini birer tane bu şekilde küçültmenizi istiyorum. Tekrar keselim. Şimdi bu kağıtların da yandan da küçültmenizi isteyeceğim. Şöyle 2 santim. Hani kısa cetveli olduğu için ortadan da alıyorduk. 2 santim sıfırı işaretliyorum. 2'yi de buraya getiriyorum. Sonra da sıfırı getiriyorum. 2'yi getiriyorum buraya. Ve ne yapıyordum? Bu şekilde çiziyorum. Bu noktadan bu noktaya ve bu noktadan bu noktaya. Aynı şekilde öteki kağıdımızı yine 2 ile 0 ile 2 0 ile 2 0 ile 2 Evet, noktalarını tam buradan tutuyorum. Tam görüyorum sadece noktayı. Ve bu şekilde ötekini de yapacağım. Bunları da kesmenizi istiyorum. Evet, kağıtlarım hazır. Bunlara şimdi pastel boyayla manzara resmi yapacağız. Kolay manzara resmi. Haydi başlayalım. Evet, bunun için diş fırçamız lazım, eski bir diş fırçası. Fırçalarımız, guaj boyamız lazım, pastel boyalarımız lazım. İlk önce kış resminden başlamak istiyorum. Çocuklar, şimdi kar yağmış yapalım. Bir de uzakta da ev, kulübe olsun. Bunun için isterseniz hafiften bir çizebilirsiniz. Hani hep ufuk çizgisinden bahsediyoruz ya, hep böyle bir gökyüzüyle yeryüzünü ayırın diyoruz. Ondan sonra üzerine resimler yapın. İşte biz de onu yapalım. İlk önce şuradan bir çizgimizi belirleyelim. Şöyle bir hafiften çizgimizi belirleyelim. Çok hafif olsun. Ondan sonra şurada da bir küçük bir evimiz olsun. Şurada uzakta olduğu için nedir? Bizden uzakta olduğu için küçük bir evdir o. Küçük bir kulübemiz olsun. Şurada bir evimizi yapalım. Yani manzara resmi yapacağım dediğinizde böyle bu şekilde başlarsanız çok iyi olur. Yani ilk önce işte çizginizi belirleyin. Ona göre
o çizginizin mesela tam ortasında bir ev yapabilirsiniz ya da üstüne çıkmış hani çizginizin, fark etmez. Buralarda ağaçlar koyarız. Yani daha sonrasını bu kadar şimdi yapacağız. Daha sonrasını boyalarla halledeceğiz. Evet, başlayalım. Şimdi ilk önce gökyüzünden başlayabilirim. Şimdi mavi ile başlıyorum. Hatta koyu bir mavi olursa daha iyi olur. Bu boyalarınız kötüyse eğer muhakkak temizleyin. Müsvedde bir kağıda şu şekilde temizlemenizi istiyorum. Bakın açık mavi ile mavi renklerinizi aslında şöyle yanınıza alırsanız ton ton yani ne tonları varsa elinizde mavi renklerinizi alırsanız çok iyi olur yanınıza. Daha sonra bu şekilde gökyüzünü oluşturacağız. Çocuklar pastel boya üst üste boyanan bir boya. Üst üste boyanacağı için de yavaş yavaş hani çok bastırmadan yavaş yavaş boyamanızı istiyorum. Beyaz boyanızla da şuralarda kimi yerlerde açıklık, kimi yerlerde koyuluk bırakarak çok az siyahla şuralardan yukarıları daha böyle hafiften bir siyah, çok az ama üstünden yine maviyle geçeceğiz. Evet, gökyüzüm şu anlık güzel. Şimdi evi boyayalım, evi turuncu yapalım. Turuncu olabilir, kırmızı olabilir eviniz. Ev turunculu kırmızılı olabilir. Mesela bu tarafı daha açık. Hani evin de camları olsun. Sarı sarı. Şöyle cam da yapalım. Kapısı olsun. Şu renk, yani şuradan ışık geldiğini varsayıyoruz çocuklar. O yüzden burasını daha açık, burası daha koyu oldu. Bir bacası, çatısını boyuyorum. Direktmen beyaz renkle boyadım. Mavilikler geldiği için dağıldı. Mavilikler, çok az mavilik ekleyebilirsiniz bazı yerlerine. Yine sonra beyazı dağıtabilirsiniz. Aynı şekilde buradaki, şurada da bir tane sarı renkten, hafif turunculu. Arkada da bir ev olabilir.
Gayet kolay. Evet, şimdi gökyüzü tarafı şöyle yapıyoruz gökyüzünü. Gerçi en son bu guaj boyayı kullanalım. Şimdi şu kısmı yapacağız. O kısım için de boyamızı temizleyelim. Çocuklar şimdi ağaçlara geçtik. Ağaçları yapacağız. Şimdi guaj boya. Evet, sıra geldi bahar resmimize. Şimdi onun için de aynı şekilde ufuk çizgimi çiziyorum. Ve şuraya bir dağ koymak istiyorum. Hatta biraz ufuk çizgimi aşağıdan alayım, çok az. Şekilde dağlar koyacağım buraya. Haydi başlayalım. Evet, beyaz boyalarımızla bulutları yapacağız. Hatta dağlarımızın şu üstlerinde kar hissi vereceğiz. O yüzden her yeri bir
İlk önce beyaza boyuyoruz. Sonra açık maviyle. Şimdi dağları geçtim. Aslında masmavi boyayıp sonra beyaz guajla karlar ekleyebiliriz. Daha kolay olabilir, olur. Ya da beyaz pastel boyayla şöyle üstünden yine de eklememizi yaparız. Uzakta tarlalar var gibi olabilir şöyle. Ve burası çimenlik olacağı için sarı tam bir temizlemem lazım. Beyazlarım. Mavilerime gerek yok. Daha çok yeşiller şimdi. Yeşil, açık yeşil, koyu yeşil, sarı. Başka sarının devamı. İşte bunlara ihtiyacım var. Başlıyorum. Bakın bastırmadan hafif hafif yapıyor, hafif hafif boyayacaksınız. Pastel boyalarınızı temizlemeyi unutmayın. Temizlemezseniz her renk birbirine çok karışır. Çocuklar güzel bir geçiş sağlamanız lazım. O yüzden de kat kat yani gitmeniz gerekiyor. Sakın bastırarak boyamayın. Bakın böyle hafiften yan tutarak hafif boyayacaksınız. Sonra üstüne başka renklerinizi boyayacağınız zaman bastıracaksınız. Öylelikle beyazları kapatacaksınız. Bakın bir sürü çeşit boya kullanıyorum. Yani yeşilin bir sürü tonunu kullanıyorum. Burada artık şu şekilde e,
Aslında yapılabilir, yapılmayabilir. Çiçek yapacağım oralara. Çiçek yapacağım için hafiften şöyle şu şekilde. Yaprak gibi belli edebilirsiniz. Ön tarafta. Siz alt tarafına yumuşak bir şey ya da defterinizin üzerinde yaparsanız daha güzel olacaktır. Yumuşak bir yerde boyaması daha iyi oluyor. Boyamalar daha iyi gözükür olur. Evet, buralara beyazla. Şimdi beyaz boyamızı yine alıyoruz. Eklemek istediğim yerler var. Aa, yalnız ilk önce siyahla yine şuralara şöyle hafiften şöyle çizip şöyle. Bakın şu şekilde çizerseniz sonra da şöyle üçgen üçgen giderseniz orada çam ağacı hissi verirsiniz. Şu şekilde hafiften çizeceksiniz. Daha sonra bazı yerlerinde bakın mesela bu biraz daha seyrek olsun. Şimdi beyazla demiştik. Geçelim. Mesela buralara biraz daha beyaz ekleyebilirsiniz isterseniz. Kar gibi gözüksün isterseniz. Ekleme edebilirsiniz. Çiçeklerimizi yapalım buralara. Bu şekilde yuvarlaklardan, beyazdan, papatyalarımızı, ortalarına da sonra sarı ekleriz. Evet, bahar resmimiz de bitti. Evet, şimdi de deniz resmi olsun, bir yaz resmi. Ve bunun için de bir yelkenli yapalım hatta. Bunun için de tekrardan şöyle yapalım. Ufuk çizgimizi nereden aldıysak, bunu da ufuk çizgisini öyle yapalım. Hani üçünü çünkü yan yana yapıştıracağım sonra. Evet, şuradan
Bakın bunun ufuk çizgisi buradaydı. Bununkini de bu şekilde buradan alıyorum. Evet. Şimdi burası yine gökyüzü. Burası yine yeryüzü olacak. Şöyle. Ve buraya bir tane, buraya ev çizdik. Buraya bir tane yelkenli çizeceğiz. Yine uzakta bir yelkenlimiz varmış. Bakın üçgenlerden oluşuyor. Şöyle iki tane üçgen çizdim. Yani üçgenlere şekil verdim. İşte bu kadar. Yelkenlimiz de çıktı. Şimdi haydi bu resmimize de başlayalım. Bunun için bir gökyüzü böyle ben diyorum ki güneş batımı olsun. Güneş batımı yapalım ama yine de maviliklerimiz, sarılıklarımız olsun, turunculuklarımız olsun. Yine pastel boyaları temizleyeceğimiz bir kağıdımız olsun yanımızda. Kaç tane renginiz varsa çocuklar o kadar kullanın. Sorun değil. Sadece koyu maviniz, açık maviniz varsa da onları da kullanabilirsiniz. Şimdi ilk önce turunculardan başlayalım. Şuraya bir tane güneş yapalım. Şurada güneş batıyor olsun. Şurada bir güneşimiz olsun bizim, tamam mı? Bakın çok kolay. Gördünüz, ufuk çizgisini yaptım. Hemen buraya yelkenimi, sonra da pastel boyalarımı aldığım gibi boyamaya başlıyorum. Bakın bastırmadan boyayacaksınız. İlk önce bastırmadan boyuyorum ama sonrasında bastırabilirsiniz bazı yerlerinde. Evet, şimdi alt kısma geçiyorum.
Evet, gün batımı resmimiz de burada bitti. Çocuklar, şuralarda beyazlık gördüğünüzde kapatın. Yani mavilerle şöyle şöyle şu beyazlıkları şu şekilde evet, diğer resmimize geçebiliriz. Evet, resim defterimize bu üç resmi aralıklar bırakarak, bakın her yerden birer santim birer santim olması lazım. Yani, gözünüzle hizalayabilirsiniz. Mesela ben öyle yaptım, bunu yapıştırdım. Bakın aralıklar bıraktım. Aşağıdan, yukarıdan, yandan. Şimdi ötekileri yapıştıracağım. Yine aralık bırakarak, hizalayarak. Evet, yapıştırırken sorun yaşamamak için bir büyüğünüzden yardım alabilirsiniz. Resmimiz burada bitmiştir.